Evet su getirmesi konusunda dört ana başlıkla su getirmesi kısmını anlatacağız demiştik. Bunlardan bir tanesi suların derlenmesiydi. Diğer bir tanesi suların iletilmesiydi. Bunları, bu iki konuyu anlatarak geçtik. Üçüncü olan konumuzsa suların depolanması. Bundan sonraki konu suların dağıtılması kalıyor. Suyun depolanması çok uzun bir konu değil ama Şebeke sisteminin en önemli yapı elemanı depolardır. Ya daha önce anlatmıştık. Genel olarak suyu uzaktan bir akarsudan aldığınızda örneğin şu şekilde bir kaynak gösterirsek suyu göllerden veya akarsulardan bir şekilde aldınız. Ben hepsini çizmeyeceğim. Kuyulardan almaları falan da göstermiştik veya yeraltı suyundan veya kuyular şeklinde almaları gösterdik. Suyu ilettik. İlettikten sonra depoya getiriyoruz. Şimdi depolar genelde Planlarda böyle gösterilir. Ya yani depolarda bir e, su gözlerinin olduğu kısım var. Su gözlerinin olduğu kısmı şuradaki dikdörtgenle gösteriyorlar. Önünde giriş yeri var. Giriş kısımları ve vanaların olduğu yerler bunlara da vana odası gibi isimler verilebiliyor. O kısımlarda işte bazen böyle küçük şekilde gösteriliyor. Bu yapacağımız gösterdiğimiz kısma depo deniyor. Sular depolandıktan sonra içme suyu şebekesine veriliyor. İçme suyu şebekesi Bizim sistemimizde en önemli yapımız ki hesabı ile ilgili bazı tabloları yaptığımız zaman siz de öğreneceksiniz inşallah. Ne yapıyoruz? Biz bu sistemleri Evet. Bu sistemler yardımıyla suyu depolayarak depolanan suyu içme suyu şebekesine dağıtıyoruz. Şebekenin anlamlarını daha sonra anlatacağım ama bu depo olmasaydı önce olur muydu? Şu depo ne işe yarar? Şimdi bizim bazı şurada neyimiz var? İçme suyu şebekemizde salınımlar var. Yani her gün her saatte aynı şekilde su kullanılmaz. Hatta her mevsimde aynı kullanılmaz. Bazen yazlarda daha yoğun su kullanılır. Baharlarda mesela işte belki biraz daha az. Belki sabah saatlerinde bir yoğun bir şekilde kullanılmış var. Ama akşam saatleri yakın yoğun. Öğlen saatleri belki işte bulunduğu saatler 2'de 3'de. O saatlerde biz daha az su kullanırız. Pekala şu içme suyu şebekesinde yani bizim sokaklarımızda, evlerimizde, alışveriş merkezlerimizde kullanan sular değişkenlilik gösteriyorsa şu boru olduğu gibi buraya bağlanabilir miydi yani? Getirip direkt şuraya bağlayıp buradan su dağıtımı yapsanız olur mu? Olmaz. Siz bir basitçe bir şeyde bile, bahçede bile sulama yaparken ne yapıyorsunuz? Bunları bir depoyla vermek, vermeye çalışıyorsunuz. O halde şebeke sistemindeki olan bu salınımları karşılayan şey işte bizim depomuzdur. Depomuzda belli bir miktar suyumuz olacak. Bu depo genelde iki göz halinde yapılır. İki göz. Sulardan beraber sulardaki olan değişkenlilik bu deponun yüzlerindeki seviye değişimi ile dengelenmiş olur. O halde su deposunun en önemli vazifesi aslında olan suyu gelen suları ya da ihtiyaç sularını dengelemektir. Bunu dengeleyerek içme suyu şebekesine sağlamaktır. Şimdi bu dediğim anlamda depoları birer birer sırayla beraber konudan inceleyelim. Kaptajdan alınarak isale hattı ile taşınan sular bir depoda biriktirilerek. Şimdi bakın suyu aldığımız yere kaptaj diyoruz. Alır, alırken bir biriktirme yapıyorsanız buraya da kaptaj diye isim verdik. Ama Suyu depolayarak depodan sonra şebekeye vereceğimiz kısma depo diyoruz. Dolayısıyla mesela bir sistem kurduk. Burası kaptaş. Şurası depo. Depodan demek ki amacımız neymiş? Bir içme suyu şebekesine sulama vermek. Depo diye isimlendiriliyor. Kaptajdan her zaman sulama yapılmaz. Kaptajdan depoya iletim yapılır. Ama bazen ara depolar vardır. Mesela bir yerde bir vadide ara depo vardır. Ara depo veya maslakta da denebilir. Bu maslaklar hem depo gibi çalışır hem kaptaj gibi çalışabilir. Yani hem bir sonraki olan depo için kayna kaynak sağlayan bir şeydir. O zaman kaptaj ismini alır. Ee, hem de diğer depoya ilettiği için veya buradan suya suyla şebeke ıslandı verildiği için buna depo diye de isim verilir. O halde su kaptajdan alınır bir depoya getirildi. Bu depoda biriktirilir. Dağıtım şebekeleri yardımıyla tüketim yerlerine gönderilir. Bir dağıtım şebekesini daha sonra anlatacağız. Konuyu dağıtım, dağıtılması konusunda anlatırken içme suyu şebekelerini göstereceğiz. Şimdi iletim hattının hesaplarına başlanabilmesi için depo yerinin ve kotunun belirlenmesi gerekir. Şimdi depomuzun yeri ve kotunu kafamıza göre değiştiremeyiz. Depo yeri ve kotunu belirlemek başlıca bir konu. Biz içme suyu şebekelerinde 20 ila 80 metrelik basıncı sağlamak isteriz bakımına dikkat edin her noktada 20 ila 80 metre arasında kalması gerekirmiş buna dikkat etmemiz gerekiyor Evet şimdi şebeke sistemi 50 metrede bir katlara ayrılmalı ve bu katlara ayırma işlemleri nasıl yapılır size bu şeklin üzerinde anlatalım bir yerleşim birimi var. Bu yerleşim biriminde oturan insanların minimum 20 metre ile maksimum 170 metre arasında konumlanmış ve in oturan insanlar var. Bu durumda şebekeyi nasıl yaparsınız? Mesela ben 20 ve 80 metre arasında basınç olması lazım demiştim. 170 eksi 20 derseniz arada kaç farklılık var? 150 metre fark var. Bakın bu 150 metrelik fark bir depoyla mümkün değil sulanması ve ıslanması. Çünkü bir depo kurarsanız eğer bu depodan bir şebeke sisteminde suları dağıtmaya başlarsanız daha sonra anlatacağım ama neyse şimdi tekrar geri gelmişken anlatalım. En alt kodlarıyla bakın şurası arasındaki kod farkı çok yüksek olacağı için şurada mutlaka 80 metreden büyük basınçlar olacaktır. Bu basınçlar mutlaka sağlamayacak çünkü şebekede bir şartımız neydi? her basınç her nokta 20 ila 80 metre arasında kalmalıydı. O halde çözüm nedir? Çözümümüz şu. Diyor ki 50 metrede bir 50 metrede bir katlara ayır. Katlara ayır. Şimdi bu katlara ayırmayı anlatalım. Nasıl katlara ayıracağız? Bunun en alttan başlıyoruz. 20 20'den başlayarak 50 eklerseniz 27'den başladım 50 ekledim. Kaç oldu? 70. Bu arası benim kaçıncı katım? Birinci katım. Aşağıdan beri yukarı doğru devam ediyorum. Bu benim birinci katım. İkinci katım ne olacak? 70 artı 50. 70 artı 50. 120 metre kotu. Burası benim neyim oldu? 70 ile 120 arası ikinci kat. 120 artı 50. 120 artı 50 eşittir 170 metre. Demek ki 120 ve 170 metre arası da oldu benim 3. katım. Şimdi yerleşimin her yerini katlara ayırmış oldum. Doğru mu? Doğru. Bütün yerleşim birimini katlara ayırmış oldum. Şimdi ben 3 katlı bir şekilde yapmam gerekiyormuş. Şimdi bu katlara ait olan depo yerlerine bakalım. Deponun kodları ne olmalı? Depo kodları genelde en üst kottan 30 metre yukarıda olacak şekilde planlanır. Şimdi bakın depo kodları nasılmış? Depo kodları. Depo kodları. En yani üst kottan üst kottan 30 metre yukarıda. Az sonra bunun sebeplerini de konuşacağız. Az sonra sebeplerini de konuşacağız. Önce depo yerlerine karar verelim. Bakın birinci katın deposu ne olacak? 70 artı 30. Şu yüze nasıl gittim? 70 artı 30 birinci olacak olan seviye için sağlamam gereken deponun yerine karar verdim ben. Depodaki olan birinci depom ne olacakmış? Benim 100 metre kotunda olacakmış. İkinci katı sulamak için koyacağım depo 120 artı 30 150 metre kotunda olacakmış. Su seviyesi olarak. Şunu nasıl buldum demek ki? 120 artı 30 150 metre seviyesinde olacak. Üçüncü olan kata ait olan sulamam nasıl olacak? 170 artı 30. 170 artı 30'dan 200 metre kotunda olması gerekiyormuş. Şimdi ben 200 metre kota kadarki olan yerleri böyle için ne yapmış oldum? Özür dilerim 20 ve 170 metre arasındaki yerleşim biriminin e, depolarla beraber katlara ayırarak nasıl sulanacağını nasıl içme suyu şebekesi yapılacağını planlamış oldum temelde katlara ayırırken. Bunu farklı kaynaklarda bazen işte birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat olarak da yapabilirsiniz. Hani isimlendirme olarak 1, 2, 3 yukarıdan aşağı gelmiş çok fazla fark etmiyor. Ee, uygulamada alışkala gelmiş olan bazı şeyler Bazen yukarıdan aşağı yapıyorlar. Bazen aşağıdan yukarı. O fark etmiyor. Ama dikkat edin bakın şu, da, şu depomla nereyi suluyormuşum? Şu arayı suluyorum. Şu depoyla şu arayı suluyorum şu depo ile şu çizdiğim arayı suluyorum. O halde benim şebekenin katlara ayrılmasında dikkat edeceğim temelde iki şey var. Sulama yapacağım kodlar arası 50 metre olacak. En üst kodtan 30 metre yukarıya şebekeyi şey depomu koymam lazımmış. Şimdi gelelim. Depo neden 30 metre? Neden 30 metre? Acaba 30 metre olmasa olur mu? Şimdi buradaki yaklaşımımız ne biliyor musunuz? En üst kodda bir bina olursa en üst kodda yerleşim biriminin en üstünde bir tane bina var. Şimdi bu bina kaç katlıdır? Buna göre bir yorum yapmamız lazım aslında. Kaç katlı binalar var? Şimdi normalde eskiden katlar çok yüksek olmazdı. Mesela 3 katlı 4 katlı binalar olurdu. 3-4 katlı binayı buraya yaparsanız eğer 3-4 katlı binayı şu arada mesela bakın 20 metre ila 80 metre arasında basınç varsa eğer binanın girişinde. Siz çünkü bina girişini modelliyorsunuz. Binanın içini modellemiyoruz. Binanın içinde yaklaşık olarak her noktada aslında 20 ila 80 metrelik basınç değerleri farklı olarak etkisini gösterir. Mesela daire başına genelde 3 metre gibi bir basınç değerleri yeterli olabiliyor. İçindeki olan şofbenlerin çalışması olsun ya da su sisteminin düzgün çalışması için. Ama siz Yüksek bina yaparsanız bu basınçları üst katlarda sağlayamayabilirsiniz. Bakın Buna dikkat etmek lazım. Bugün Eğer siz 7-8 katlı bir binayı buraya yaparsanız Daha yüksek bir bina yaparsanız Acaba burada Şuradaki olan 30 metre olayı sağlıyor mudur diye bakmak lazım. Mesela ben eskiden e, Gümüşhane'deyken bizim e, mühendislik fakültesinin binası yapıldıktan sonra Şebekenin arasında yaklaşık 2 metrelik bir fark kalmıştı. E bu aradaki olan kısımda bazen sular sürekli gider gelirdi böyle. Gider gelirdi. Şöyle buradaki bana, bakın ilk çizdiğim bina bile eğer şöyleyse şurada bakın üstte eğer şurası çok düşükse çok düşükse genelde daire başı 2-3 metrelik bir basınç olması lazım. Bu değer 3 metreden düşük hale gelirse bazen bakarsınız ki burada düzenli bir şekilde suyu elde edemezsiniz. Musluğu açarsınız su bir azalır bir artar böyle yani seviyenin değişimini siz musluğun içinde bile fark edebilirsiniz. O halde bunlar genel bir tabir. Eğer siz yüksek bir bina yaparsanız bunu buradan tutturamayabilirsiniz. O halde siz bazen yüksek binada hidrofor koymak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü üst katlarda belki de yeterli miktarda basınç kalmayacak. Bu basıncı dengelemek için bazen binaların başına hidrofor koymak zorunda kalabiliyorsunuz. Veya ne yapıyoruz biz? Eğer depoları planlayıcıysanız Mümkünse bu depolarda yer değişikliği yapabilirsiniz veya şu kısmı ayrı bir depoyla, daha üstte bir depoyla sulama işlemlerini yapabilirsiniz. O halde aralardaki olan yük kayıplarını karşılamak için bu kod. Az sonra bu kodun nasıl bulunduğunu size göstereceğim. Şimdi konu olarak depo konusuna tekrar geri geleyim. Buradaki amacım şu anda size neydi? Deponun katlara ayrılmasını göstermekti. Deponun katlara ayrılmasını gösterdik. Evet. Şimdi bizim depolarımızdaki amaçlarımız nelerdir? Yani bir depoyla beraber neyi elde etmiş oluruz? Bunları konuşalım. Temelde ilk yapacağımız şey su sarfiyatının dengelenmesi. İlk amacımız depolarda su sarfiyatının dengelenmesi. Daha önce bahsetmiştim. İşte gece saatlerinde az kullanılır. Sabah saatlerinde daha fazla sular kullanılıyorsa eğer. Ne yapıyorsunuz? Siz buradaki suyu dengelemek istersiniz. E peki nasıl dengeliyoruz? Dengelemek için depoyu kullanıyoruz. Depodaki olan seviye farkının değişimi bu sudaki ihtiyacın farklılığını, salınımını sağlamış ve dengelemiş oluyorsunuz. İkinci olan durum işletme emniyetinin sağlanması. Aslında bu su sarfiyatının dengelenmesiyle aynı şeydir. İşletme emniyeti ne demek? E bir yerde yangın olmaya başladı. Yangını da nereden sağlayacaksınız? Yine deponuzda biraz su olması lazım. Birdenbire su yüklendiğiniz çok büyük bir miktarda su harcamak istiyorsunuz. E bu yangın sarfiyatının da yine e, depoda olması lazım. Aynı zamanda bütün binalara su verirken, ya işte benim yangın başladı suyun bitti demek şansına sahip değilsiniz. O halde ne yapmalıyız? Biz e, işletme emniyetini sağlamak amacıyla amacıyla depoda bir miktar su bulundurmalıyız. Yani depoda su olmalı. Peki ne kadar? Onu daha sonra konuşacağız. Depoda su bulunmalı. Ne kadar? Bunu konuşacağız. Zaten hesaplarımızı hacimleri bulmayı öğreteceğiz. Deponun hacmi ne kadar olmalı sorusunun cevabını bu derste alacağız. Üçüncü olan, önemli olan depoları yapmamızın sebebi gerekli basıncın sağlanması. Az önce bahsettiğim şeyler hep basınçla ilgiliydi. Yani bir depodan altta bir boru ile beraber gittiniz şebekeye ayırdınız. Şurada bir tane bina yaptınız. Buradan bağlantı alıyorsunuz diyelim ki. Bu aldığınız bağlantıda şurada güvenle beraber suyun akabilmesi için bu sudaki olan e, basıncı sağlayan şey işte depodaki şuradaki su kotudur. Bakın enerji çizgisini size gösterirsem şöyle olur. Suyu takip ederseniz bakın şu boruda ilerleyip sonra şöyle ayrılıp böyle ayrılıyor. Burada enerji çizgisini çizersem eğer buradan gitmeye başladı. Burada harekete sebep olan şey basınç farkıdır. Şuradaki olan bütün suların hepsi nedir? Tam dolu akıştır. Tam dolu akış olmazsa bu basınç farkı olmaz. O halde bu basınç farkı olmazsa benim binamın altından su girip üst katlarına su getirilmez. Yani bir bina bir su alt kottan üst kota götürülebiliyorsa mutlaka tam dolu akış ve basınçlı bir akıştır. Harekete sebep olan şey yer çekimi ivmesi değil basınç farkıdır. Daha önce de bunu size iletim hattında anlatmıştım. Şebekelerde de mutlaka tam dolu akış sağlanmak zorundadır. Şimdi su şu noktaya kadar geldikten sonra ikiye ayrıldığı için enerji çizginde ikiye ayrılır. Ben bu kısmı göstermiyorum. Bu kısım artık devam eder. Şu kısma gelene kadar ki olan kısmı göstereyim. Böyle geldik. Bakın şu kısımdaki olan elde ettiğiniz basınçlar buradaki miktarlar kadardır. Bu basınçlar nasıl hesaplanır? Dağıtılmasını da anlatacağım. Şuradaki basınçlar dağıtılması konusunda anlatılacak. Ama bizim depomuzda ne, ne işe yarıyor? Bu basıncı sağlayan değer depodaki su seviyesi olmuş oluyor. Dolayısıyla gerekli basıncın sağlaması işine yarar. Dördüncü olan yerleşim bölgesindeki yangın suyunun sağlanması. Az önce bahsettik işletme emniyetiyle benzer şekilde düşünülür. Zaten şu üçü birbirinden çok fazla ayrılamaz. Menba ve ara depo olarak vazife görür. Eğer bir tane daha deponuz varsa ikinci depo için bir menba vazifesi de görür. Depoların çeşitleri nelerdir? Şimdi malzeme yönünden sınıflandırma var. Ben ona değinmeyeceğim. Bizim daha çok kullandığımız sınıflandırma tabirimiz... Deponun zemindeki yerine göre sınıflandırma. Bunlar da iki şekilde sadece planlanıyor. Ya gömme depolar veya ayaklı depolar. Bakın tamamen zemine gömülü gömme depo. Peki bizim üçüncü bir depo şeklimiz var mı? Yani gömme depodan hariç zeminin üstünde görebileceğiniz depolar var mı? Şimdi güncel olarak bazı yeni bazı sistemler yapılabiliyor. Mesela Amacı ne bunların? Neden gömme depo yapıyoruz? Önce onu konuşalım. Neden gömme depo? Yani bir depo yapacaksınız. Fakat bu depo'nun üstü genelde toprak tabakası ile zemin tabakası ile işte ileride gelecek. Size bakayım. Evet. Zeminden yaklaşık işte 30 santim veya 50 santim, 50 santim yüksekliğinde e, toprak tabakası olacak şekilde gömme depo planlanır genelde. Gömme deponun siz bu kısmını göremezsiniz, toprağın altındadır. Ama giriş kısmı, giriş odası vardır böyle. Giriş odası dışarıdan görünür. Ama şu kısımlar zeminin altındadır görünmez. Yani arkada şöyle dev gibi bir tane depo vardır, ikili depo. Üstten görünüm çiziyorum. Üstten görünümün şu kısmı zeminin altındadır. Bir de şurada vano odası veya giriş kısmı vardır, kapalı böyle. Dışarıdan baktığınızda merdiven basamakları var. Bu kısmı dışarıda görürsünüz. Ama şu kısım toprağın altındadır. Şu şekilde. Mesela örnek nerede var? E, bu Safranbolu'na çıkarken bir tane yan yol var. Barış Mahallesi'nin oradan giden. Sağ tarafa bakarsanız yolun yanından geçerken şuradaki olan giriş odalarını hemen fark edebilirsiniz. Yanında da böyle suni bir yapay bir zemin var. O zeminin altında neler varmış? Depolar varmış. O halde bu depolar e, nasıl ayrılıyormuş? Gömme depo veya ayaklı depo. Ayaklı depo nerede var? Ayaklı depolarımız da bizim ayaklı şekilde yaptığımız depolar. işte yukarıdaki karız sanayiinde mesela yukarı doğru giderseniz karız sanayinde daha üst tarafta bir depo var. Bunun sebebi ne? Bakın depoda bir su seviyesi var. Depoda bir su seviyesi var. Aşağıda da yerleşim birimleri var. Evlerimiz var. Sanayi sitesi var. Normalde sanayi sitesine 20 metre veya 80 metre basıncı sağlamanız lazım. Fakat şuralarda 20-80 metreyi sağlamak için uygun bir daha yukarıda bir vadinin üstünde veya tepenin üstünde bir yer yok. Tepenin üstünde bir yer olsa oradan daha yukarıda 20 metrelik 80 metrelik basıncı sağlayabileceğiniz orayı kullanacaktınız. Ama böyle bir yer yoksa bu sefer bu yerleşim birimlerinden en az 20 metrelik yüksekliği bakın şu mutlaka büyüktür 20 metredir. Genelde depoya durun amacı ne? Aşağılarda 20 metreden daha büyük basıncı sağlayabilmesi lazım. En altında hemen bir bina olursa bu binadaki olan basıncı sağlayabilmek için 20 metreden büyük veya eşit yapmak gerekir. Yerinize göre de değişir ama genelde 20 metrelik yükseklikler yeterli olabiliyor. 20-22 metre, 25 metrelik yükseklikler yeterli olur. Bu yüksekliğin sebebi Tekrarlıyorum. İçme suyu şebekesini vereceğiniz yerde 20 veya 80 metre arasındaki basınçları sağlamak ihtiyacıdır. Demek ki iki türlü depomuz var. Gömme depo ve ayaklı depolar. Bunlarla ilgili bazı görseller ve resimler ileride size göstereceğim. Gerçi şimdi yeri gelmişken onları da gösterelim. Şimdi deponun kotusunu, kotunu nasıl belirliyoruz? Bu konuyu biraz daha inceleme, inceleyerek size anlatalım. Deponun kotu nasıl belirlenir? rastgele olduğu gibi deponun yerini değiştiremezsiniz. Mesela ben genelde bazı sorular soruyorum ki belki testte de karşılaşacaksınız. Atıyorum bir yerde basınç değerleri sağlanamadı. 20 metre, 80 metrelik basınçlar sağlanamadı. İşte deponun kotuyla oynanır mı falan. Deponun kotu şebedeki, şebekedeki olan ihtiyaca göre belirlenir. Şebekenin maksimum kotuna göre belirlenir. Eğer şebekenin maksimum kotu değişmiyorsa ne yapamazsınız? Deponun maksimum kotunda ne yapamazsınız? Değiştiremezsiniz. Bakın şebekenin maksimum kotuna bağlıdır. Şimdi bir bir buradaki olan durumları konuşalım. Depodaki minimum su kotu, şebekenin en yüksek noktasının kotu, bu noktada istenen minimum işletme basıncı. Bunlar bizim için önemli. Depo ile şebeke giriş noktası arasındaki ana borudaki yük ve enerji kayıpları dikkate alınarak hesaplanması gerekir. Yani ben ne yapıyorum? Depomdaki maksimum su kotu Maksimum depodaki su kotu. Bakın bir yandan da çizeyim. Şurada çizilmiş HD Max. Maksimum depodaki olan su kotu. Ne olması lazımmış? Şebekenin maksimum kotu. Mesela şebekede şu noktadan sonra binalar olmaya başladı. Şuradaki olan H şebeke maksimum kotu. Artı minimum işletme basıncı. Minimum işletme basıncım 20 metreydi. Dolayısıyla minimum işletme basıncını buna ekleyeceğim. Artı 20. Minimum işletme basıncı. Artı 20. Toplam delta H. Yani su buradan buraya gelene kadar kaybettiği miktar sürekli yük kaybı. O da nedir? Şöyle göstereyim. Bir enerji çizgisi çizersem eğer. Bu enerji çizgisindeki olan seviyenin farkı. Şuradaki fark. Toplam delta H diyelim. Yük kaybı. Artı bir de neymiş? Artı bir de H su. Bakın bunu öyle bir şey yaptı diyor. HDMAX dediğim deposu kotu bu seviyenin bu seviyenin altına gelsin. Tabii bunu orada gösteremeyeceğim. Şuna da haş su diye gösteriyoruz. Yani bizim depomuzdaki olan su seviyesi. Depo su seviyesine göre bazı değerlerin hesaplarını ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Kafamda bugün sayısala ne kadar gitmekle ilgili bir fikir var ama henüz daha e, kararımı veremedim çünkü hani sınavlarınız sınav tarihinde biraz test olacaksınız o konulara doğru şebekeden devam etmek de istiyorum e, bakalım ilerleyen süreçte onlarla ilgili de inşallah konuşuruz o halde benim depomdaki e, yani depomun maksimum kodunu bulurken e, üzerine eklemem gereken kodlar nelerdir? Şebekedeki maksimum kota minimum işletme basıncını ekliyorsunuz. Aradaki borulardaki sürekli yük kayıplarını ekliyorsunuz ve depodaki su seviyesini eklediğiniz zaman size elde etmek istediğiniz deponun kotunu veriyor. Su kotunu veriyor. Şunu yapamazsınız. Kafanıza göre deponun kotunu değiştiremezsiniz. Bu kot arazideki duruma göre planlanmalı. Şimdi burada bir etkimiz var. Bakın minimum işletme basıncı eskiden 20 metre alınırdı ve bize yeterdi. Ama az önce bahsettiğim gibi eğer yüksek bir bina yaparsanız buraya 8 katlı bina yaparsam 8 katlı bina yaptım. 8 katlı binanın yaklaşık yüksekliği 8 çarpı 3 24 metre yaptı. Şimdi 24 metrelik bir bina bu arada belki de seviye farkı olarak şuradan daha yüksek bir yere de çıkabilir. Yani hasus seviyesini 3 metreden düşük almıyoruz gerçi genelde. Ama gene de düş, aynı denk gelebilir. Çok yakın çıkarsa bile. Veya bakın şöyle bir kesme yeri düşünelim. Şu noktalarda basınç değerleri 3 metrenin altına düşmeye başladığı zaman artık binalarda uygun bir şekilde suyu kullanamazlar. Açarsınız şofbende enerjiyi elde edemediğiniz için e, suyunuzda sıcak suyu elde edemezler. Veya alt katlarda çok su kullanmaya başladığınız zaman üst katlarda bakarsınız sular azalır. Oradaki basınçlar düşer. Hızlı su akmaz. Bunları pek çoğumuz belki de yaşamışızdır. Bunlara mani olmak için işte eğer daha yüksek kodlu bir binalar varsa bazen mecbur kalınıp hidroforla şunun altına bir tane hidrofor koyarak binanın basınç ihtiyacını hidroforla karşılamak zorunda kalabilirsiniz. Evet şebekinin kodlarının belirlenmesini anlatmış olduk. Pekala deponun e, ee, acaba kotunu, şey işte deponun hacmini nasıl belirleyeceğiz? Depo hacmini ve su derinliği arasındaki ilişki nedir? Hay su belirlenirken hay su belirlenirken neye göre belirleniyormuş? Deponun hacmine göre. Hacminin hesabını henüz göstermedim. İlerleyen sayfalarda onu da göstereceğim. Şimdi ha su derinliğini nasıl seçiyoruz? Mesela 50 ve 450 arasındaysa 3 metrelik su derinliğini seçiyorum. 3 metreden daha düşük bir su derinliği depoda tercih etmiyoruz. Eğer 500 metre kotundaysa 3.75, 608 ara 600 ve 800 metreküp arasındaki olan bir hacimse 4 metrelik e, su yüksekliği tercih ediyoruz. 900 ila 1000 arasındaysa 4.5 metreyi tercih ediyorum. Eğer 1000'den daha büyükse o zaman size verilmesi lazım. Verilir. Genelde İller Bankası yönetmeliklerde veya projelere çıkar. İller Bankası size bu durumları verir. Şimdi ara değer almıyoruz. Bakın enterpolasyon yapmıyoruz ara değerlerde. Bir üst değer alınır. Mesela örnek 550 metreküp için bakın şu arada enterpolasyon yapmayacağım. Kaç alacağım? Üst değer olan 4 metreyi almamız gerekiyor. 600-800 arasında zaten fark etmez. Ama eğer 850 olursa 4,5 metreyi almam gerekiyormuş. Enterpolasyon yapmıyoruz. Üst değeri tercih ediyoruz. Ama 1000'den daha büyük değerler için haç su değeri verilecek size dört düşük ve daha üst değerler olarak verilmesi gerekir. Şimdi depoların donanımından bahsedelim. Yani bu depolar nasıl bir şekilde teşkil ediliyor? Üstten bir görünüşte depoları gösteriyoruz. İki tane göz şeklinde inşa ediliyor. Mutlaka iki göz olmak zorunda. Tek gözle depo yapamazsınız. Sebebi nedir? Bir göz çalışırken diğer göz dinlendirilir. Bazen gözlerde temizleme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Depolarınızda her ne kadar mani olmaya çalışsak da bazen fare gibi haşeratların girmesiyle ne yazık ki yani depolarımızda girmesiyle karşılaşabiliyoruz. E böyle durumlarda deponun temizlenmesi gerekiyor. Ve bu temizlenme için de biz şu anda içme suyuna su veremiyoruz. Niye? Depoyu temizliyoruz deme şansına sahip değilsiniz. Dolayısıyla ben işte bütün vanaları kapattım, suyu temizliyorum. 3 saat suyunuz yok, sonra verelim diyemeyiz. O zaman iki gözlü yapıyoruz. Depolar iki gözlü yapılır. Üç gözlü, dört gözlü yapmayı ben şu anda hiç karşılaşmadım. İki göz yeterli oluyor. İki gözlü inşa ediliyor. Her göz için ayrı bir havalandırma bacası yapıyorsunuz. Çünkü topladığınız suyun buradan havalanarak çeşitli organizmalardan oluşmasına mani olmaya çalışıyoruz. Temizlik kriterleri için. Şimdi iletim hattından getirdiğiniz olan boruyla başlayalım. İletim hattından dışarıda getirdiğiniz boruyu depoya getirip deponun uzak köşesinden girişini sağlıyorsunuz. Uzak köşesinden. Bazen bunu deponun dışından da yapabilirsiniz. Yani iletim hattı gelerek dışarıdan da giriş yapabilirsiniz. Neden uzaktan yerleştiriyoruz bu girişi? Buradan su girdiği zaman bulanmaya sebep olur. Yani suyu hareket ettireceği için bulanmaya sebep olur. Eğer su aldığınız yer olan şu krepinle su aldığınız noktaya yakın yerden suyu verirseniz bulanmış suyu alırsınız. Bu da şebekeye biraz tozlu su vermektir. Onun için giriş ağzını uzakta tutarsınız. Yani krepinden daha uzak noktaya koymak gerekir. Krepin bizim su alma yerimiz genelde deponun alt kısmından olur. Giriş olan borusunu üstten verirsiniz, üstten. Ama krepin kotunuz ne olur? Krepini alttan alırsınız. Suyun altından alıyorsunuz. Bunu aslında kesitsel bir görünümünü bir yandan da gösterilebilirdi. Yani şöyle bir yanda gösterirsem getirdiğiniz boruyla yukarıdan suyu verdiniz. Bu sizin giriş suyunuz. Sonra suyu alacağınız yerse bunun deponun içinden tam en alttan da değil en altın biraz üstünden alacağınız yerde şurada krepinle elde ettiğiniz durumdur. Vanalar da var. Vana odasına giriş yaparsınız. Bu iki gözün önünde ön tarafında vana odası diye tarif edilen bir oda var. Genelde dışarıdan görünen kısım bu kısımdır. Vana odasıdır. Ama şunların üstü şu kısmın üstü işte 30 santim 50 santim derinliğinde bir e, toprak tabakası ile genelde 50 santim kullanılır. 50 santim derinliğinde toprak tabakasıyla üstü kapatılır. Şimdi bu LX ve LY'lere de dikkat edin. Her bir göz için LX ve LY'nin hesabını yapacağız. Yani boyutlarımızın nasıl olacağına karar vereceğiz beraber. LX ve LY arasında belli bir oranlar da var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama ilerleyen dakikalarda LX ve ly. Peki bu vanaların çalışmasının sistematiği var. Ders notunuzda bunları anlatıyor. Mesela temizlik yapmak için neyi kullanırız biz? İşte dip savak dediğimiz olayı kullanıyoruz. Tahliye borusuna giden dip savak. Şöyle yapıldığı zaman arada bağlantı yok demek. Yani şu kısımda şu boruyla bu boru arasında bağlantı yok. Yani üzerinden atlıyor demek. Fakat şöyle görürseniz şuradaki birleşim gibi Bunlar birbirine bağlanıyor, bağlanıyor demek. Yani orada bir göz var, birbirine bağlanıyor. Ama şöyle göstermişsem üzerinden atlıyor demek, bağlanmıyor demek. Üzerine bir bağlantısı yok. Ayrı bir şekilde yapmanız gerekiyormuş. Bakın buraya bir tahliye borusu yerleştiriyoruz. Temizlemek istediğimiz zaman istersek suyu veririz bir yandan. Giriş suyu açık olur. Dip savan 3 numaralı vanasını da açarsınız. Bu sefer tahliye etmiş olursunuz. Suyu temizlersiniz. Eğer bir yerde bir gözde çok fazla su gelirse dolu savak sebebiyle dolu savaktan diğer tarafa dolu savakla suyu gönderirsiniz. Ee, i̇şte bypass ve diğer kısımları görece görebiliyorsunuz. Bunların çeşitli işler işle işletim şekilleri var. Ders notunuzda aşağıda 1, 2, 3, 4 diye hangi vanalar kapalı, hangi vanalar açık olduğunda ne yapılır? Bakım ve onarım gibi neler yapılabilir? Bunları tarif ediyor. Ben onları değinmiyorum. Bunları siz bir sefer okuyarak şuradaki şebekenin nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz. Bunları az bir şey düşündüğünüzde zaten siz de kavrayabiliyorsunuz. Ben önemli noktalara dikkat edeyim, dikkatinizi çekeyim. Lx bölü Ly oranı 3 bölü 4 olarak projelendirilir her zaman. Yani ben ne yapıyorum? Şebekelerimde bu Lx'in Ly'ye oranını 3 bölü 4 alıyorum her zaman. Bu önemli bir nokta. İleride hacim hesaplayacağız. Hacim hesapladığımız zaman şuna göre hesaplayacağız ve bundan sonra haç su değerlerine göre le x çekeceğiz. Size göstereceğim ama ilerleyen dakikalarda inşallah. Şimdi şebeke ile ilgili gelelim. Hacmini hesa nasıl hesaplıyoruz? Depo hacmini nasıl belirleyeceğiz? Şimdi depo hacmini belirlemek bizim için İller Bankası'nın yönetmeliğinde takip edilen sistemi kullanıyoruz. Biz peki ne diyor bu talimatname? Diyor ki Günlük su ihtiyacının diyor 1 bölü 3'ü ile 1 bölü 4'lük kısmını ve yangın suyu ihtiyacını belirtecek miktarda mutlaka depolarda bunlara yer ayırmanız gerekir diyor. Ne demek günlük su ihtiyacı? Daha sonra bahsedeceğim metreküp olarak suyun hesabı. Basitçe bir şey bu. Yani mesela siz eğer bir iletim debisi bulmuşsanız iletim debisi veya ihtiyaç debisi ihtiyaç veya iletim debisi bu ihtiyaç debisi genelde ne olur? Metreküp bölü saniye olur. Şimdi ne yaparım ben bunu? 86.400 ile yaparsam, çarparsam ne yapıyorum? Saniye kısmına götürmüş oluyorum. Aslında litre bölü saniye ise, litre bölü saniye ise bine bölmeye gerek var. Ama metreküp bölü saniye ise sadece 86.400 ile çarparak metreküpü zaten bulmuş olursunuz. Metreküp bölü saniye ise direkt çarpı 86.400 diyeceğim. Ama litre bölü saniye ise eğer bir bine bölmek lazım. Şu kısımdaki formül Q litre bölü saniye olması durumudur. Zaten bakın şurada da iletim litre bölü saniye olduğu durumu söylemiş. Ama metreküp bölü saniye olsa sadece 86400'e çarpmak yeter. Şunun sonuçtaki birimi neymiş? Metreküp. Bir günde toplam miktarda ne kadar bir su lazımmış bana? Yani ben eğer bütün insanların ihtiyacını depoda barındırayım dersem şuradan bulduğum miktar kadar olacak. Ama ben bütün bir miktarı barındırmıyorum. Neden barındırmıyorum? Ee, günün belli saatlerinde bu birdenbire benden istenilmeyecek. Dolayısıyla birdenbire bu suyu sağlamam gerekmeyecek. Onun için ne yapıyorum? Eğer gömme depo yapıyorsam bu suyun üçte biri kadarını depoda barındırıyorum. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. 24 saate göre düşünürseniz yaklaşık olarak 24 bölü 3 8 saatlik ihtiyaç ihtiyaç depoda var. Ya ne olur ne olmaz. Ola ki yüklenirler, isterler. Bakın 8 saatlik ihtiyaç depoda var. Bazen de ne kullanılırmış? 4. O zaman da 24 bölü 4 ne yapacak? Evet. Yaklaşık olarak 6 saatlik 6 saatlik ihtiyaç depoda var demek. Eğer VG bölü 4 dersem de günlük sarfiyatın yaklaşık olarak 6 saatlik olan miktarı benim depomda hazır bir şekilde duruyor diyorum. Sürekli aynı miktarda su kullansalar bile 6 saat sonra yeniden dengeleme yapmam gerekebilir. Veya işte 3-4 saat sonra belli seviyelere ayarlıyorsunuz. Bunlar basit sistemler düştüğü zaman su seviyesi motor otomatikman suyu çekiyor yükseldiği zaman kesiyor zaten. Diğer bakın depomuzun sahip olması gereken hacimde bulundurmamız gereken başka ne lazımdı? Yangın suyu ihtiyacı lazımdı. Yangın suyu ihtiyacı burada verilmiş. Yangın suyu ihtiyacını nasıl seçiyoruz? Müstakbel nüfusumuza göre dikkat ediyoruz. Nerede? Bakın şurada bahsetmiş. 10.000'den az olursa eğer yangın suyunu 36 metreküp, 10.000 50 ile 50.000 arasında ise 72 metreküp, 50.000'den fazla olması durumunda 360 metreküplük, yangın hacmini depoda bulundurmamız gerekiyor. Bu miktarda depoyu ne yapıyorum demek ki? Ekliyormuşum. Yangın hacmi. Bir de var? Bizim kayıplarımız var. Kayıp. Bu kayıp miktarları genelde 2 ila 5 metreküp arasında bir değerdir ama ortalama olarak 3 metreküp alınabilir. Buradan hacmi hesaplayacağız. Hacmi hesapladıktan sonra bu hacimde olması gereken haş suyu belirleyeceğiz. Hacme, ...bu hacme göre olması gereken haçlıyı belirleyeceğiz. Ve buradan hasyu belirledikten sonra... ...LX ve LY'yi belirleyeceğiz. Şimdi bunlarla ilgili ders notumuzdaki olan sayısal uygulamalara gelelim. Depolamanın konusunu böylece işleyerek bitirmiş oldum. Dağıtılması konusuna gelmeden önce... ...bununla ilgili iki tane hemen sayısal uygulamasına bakalım. Böylece anlattığımız şeylerin... Ee, tam olarak nasıl uygulandığını da görmüş olalım. Şimdi bakın gömme depolar ve ayaklı depolarda farklı durumlar var. Ona bir daha değinmedim size. Bakın ne diyor? Ayaklı depolarda bunlar önemli. Ayaklı depolarda VG bölü 3 yerine VG bölü 4 alınır. Ayaklı depo ise VG bölü 4 alınır. Gömme depoyu hesaplıyorsanız eğer VG bölü 3 alıyorsunuz. Bakın bu dikkatli edeceğimiz nokta. VG bölü 4'ler, VG bölü 3'ler. Bir de cazibeli ve terfili iletime göre aslında değişiyor. İller Bankası'nın yönetmeliğine göre terfili iletimlerde genelde 1 bölü 4'ü kadarlık bir günlük tüketimi sağlamanız gerekiyor. Terfili iletimde ise pompaların çalışma zamanı süresi gibi değerler düşünüldüğü için günlük tüketimi yine 1 bölü 4'ü. Yani kısaca şöyle diyelim. Gömme depo gömme depo eğer Cazibeli ise VG bölü 3 kadarlık hacmi. Terfili ise yani pompa ile beraber besliyorsanız gömme deponuzu o zaman VG bölü 4'ü alıyorsunuz. Ayaklı depo VG bölü 4'ü alıyorsunuz. Şunu kısaca gösterebilirsiniz. Şöyle bir buna fark etmiyor. Her iki halde ayaklı depo olması durumunda VG bölü 4 alıyorsunuz. Gömme depo olursa cazibeli olursa VG bölü 3 ama terfili sistemse VG bölü 4'ü e, depoda bulundurmanız gerekiyormuş. Hesabınızda şuna göre dikkat etmeniz lazım. Şimdi gelelim sayısal uygulamamıza. Depo konusuna. Evet. Su depolarının soruları 1.4 başlığı altında verilmiş. Yani 1.4.1 bir gömme deponun hesabı. 1.4.2 de ayaklı depo hesabı. Bunların çözümleri var gördüğünüz gibi. Sadece iki tane örnek uygulama bizim için yeterli. Hemen bunları inceleyelim beraber. Nasıl yapıldığını bulalım. Evet, müstakbel nüfusu 60 bin kişi olan bir yerleşim biriminde yapılacak olan gömme deponun hacmini kayıp hacmini 2 metreküp alarak hesaplayınız ve deponun boyutlarını bulunuz demiş. Deponun boyutları yani hay su ne kadar olacak, l y ne kadar olacak bunları belirlememiz gerekiyormuş. Haşlinin üzerine belli bir miktar aslında havalandırma payları bırakılır. Ama ben onları zaten burada değinmeyeceğim. E, ihtiyacımız yok inşallah. Evet şimdi gelelim nasıl hesaplandığına. Önce yangın debisini seçiyor. Yangın debisi için ne demiştim? 50.000'den neredeydi bu değerim? Tekrar geri geleyim. Ben tabi sayfanın numarasına bakmadığım için evet. Yangın depisi 60 bin nüfusum vardı. 50.000'den fazla olduğu zaman 360 seçerim demişti. Onun için neyi almış? Bu değer olarak 360'ı almış. Bakalım. Evet. Uzaktan baktığımız zaman ben de bazen iyi seçemeye gidiyorum. Evet. İhtiyarlamışız yani. iyi seçemiyoruz bazen. Evet 60.000 büyüktür 50.000 olduğu için o halde yangını ne almış? 360 metreküp olarak almış. Sonra geliyorum. Tablo 1 bir, bir, birden QM'yi yani bana bir Q iletim debisini vermemiş soruda. Sadece 60.000 kişi olan yerleşim birimini verdiği için iletim debisini hesaplamak lazım. Ama burada cazibeli veya terfili işlemi hiç bahsedilmemiş. Bahsedilmediği için ben bunu cazibeliymiş gibi kullanıyorum cazibeli. Cazibeli. Terfili olsaydı özellikle söylemesi gerekirdi. Zaten cazibeli olduğunu bu noktadan çıkartabilirim diye düşündüm. O halde geldim. Nm çarpı Qm bölü 86.400'den ihtiyaç debisi yani iletim debisini buluyordum. 134.72. Buradan ihtiyaç olan debim litre bölü saniye cinsinden hesapladım. Litre bölü saniye olduğu için bunu metreküve çevirmek istiyorum. Basit bir bakın sadece birim çevirmesi bu. 86.400 eğer bunu çarparsanız ne oldu? Metreküp bölü litre bölü saniyenin altındaki olan saniyeyi götürmüş oldunuz. Saniye gitti. 86.400'de çarptığınız zaman litreyi elde ettim. Bunu bir de bine bölerseniz çünkü 1000 litre 1 metreküptür. O halde elde ettiğiniz eğer metreküp olmuş olur. Günlük sarfiyatta bütün 24 saat bu suyun ihtiyacı devam etse şu kadar kütle su lazım olacakmış. Yani 11.640 metreküplük bir su lazım olacakmış. Ama ben depomda ne kadarını da barındırmak istiyorum? Cazibeli aldığım için ve gömme depo dediği için bu miktarın üçte biri kadar olan kısmı depoya koyuyorum. Artı yangın, artı kayıp. Kaybı da zaten 2 metreküp olarak vermişti bana. Bu iş bu değeri toplarsan 4242 metreküp deponun sağlaması gereken hacim. Şimdi bu deponun hacmine göre neyi belirliyorum? Haş suyu belirliyorum. Haş su değerimi nereden aldım? Bakalım 4242'ye göre hangi haş suyu seçmemiz lazımmış? Şurada mıydı? Bir geri gelelim. Bir daha. Evet. 4242 nerede kalıyor? Bakın şurada hiç var mı? 4242 binden büyük. O zaman burada verilmesi lazım, verilmesi gerekir. Kafamıza göre almalıyız, verilmesi gerekirdi. Bu değer o zaman bana verilmeliydi. Bunu soruda vermesi lazım. 4242. Bakalım vermiş miydi, yoksa biz mi eksik okuduk? Hep buna gidiyor aklım. Evet. H suyu vermemiş. Bakın şu değer verilir. Dolayısıyla şuna bir parantez açıyorsunuz. Diyorsunuz ki binden büyük ise yani ve de 1000'den büyük ise H su eşittir 5 metre alınacak. Bunlar mutlaka size verilir. Eğer 1000 metreden büyük olduğu durumsa özel bir durumdur. Bunun verilmesi gerekir. Mesela aşağıda bakalım aşağıdaki neyse onu sırasıyla bakarız. Buradaki olan soruyu bir tamamlayalım. Ha su eğer diğer de yani az önce baktığım arada 5000'den daha küçük bir değer çıksaydı eğer oradan ara değer yapmadan, enterpolasyon gerekli olmadan bir değer seçecektim. Ama burada seçilmeye gerek yok. Bana özel olarak verilmesi gerekiyor bu değerin. Şimdi bununla beraber gidelim. Hacmimizi hesaplayalım. Bakın ne yapmıştım ben? Ha su değerim Ha su değerim Şurada bir değer H su. E bir de bunların dx ve dy'si var değil mi? Şöyle gösterirsem eğer şuraya ly şuna da lx dersem eğer şimdi bundan bende iki göz vardı. Bir tane değil, iki tane göz vardı bende. İki tane göz var. O zaman ben lx çarpı ly çarpı h su dersem şuradaki olan miktarda bir hacmi yazmış oldum. Hacim e bu hacim değerine eğer iki tane varsa bundan iki taneyle ile çarparsan bu değeri dolayısıyla toplamda bütün hacim olarak ikisinde ne kadar su lazım olacağını biliyorum. 2 çarpı Lx çarpı Ly çarpı H su ne yapacakmış? 4242'ye eşit olmasını istiyorum. Ne o? Benim deponun, deponun hacmi. Bir de neyi biliyorum? Lx bölü Ly oranım 3 bölü 4 yani 0.75 olmalı. Yani şöyle yazın. Eşittir 3 bölü 4. Yani 0.75. Buradan bir tersini çekip diğerini yerine de yazacaksınız. basit bir şey. İşte Lx eşittir 0.75 çarpı Ly'den. Bu değerleri yerine yazdığınızda şurada. Şu değeri burada gidip yerine yazarsanız direkt zaten size sonucu verir. Lx ve Ly'yi çıkarmış olursunuz. Şimdi aynı şekildeki bir uygulamadan bir de ayaklı depo olması durumu için konuşalım. Ayaklı depoda nüfus 20.000 kişiyken kayıp hacmini 3 alarak bakalım nasıl çıkacakmış. 20.000 kişi olduğuna göre yangın nüfusunu 72 metreküp olarak aldı. Az önce gösterdiğim yerde tekrar geri dönmüyorum. Değişik olan kısımlar için sadece hesabı bir daha kontrol edelim. İletim debisini hesapladı. 31.25 litre bölü saniye. Bunu metrekübe çevirdi. Sonra günlük sarfiyatın dörtte biri. Neden? Ayaklı depo. Ayaklı depo olduğu için dörde bölerek yaptım. Artı 72 yangın miktarım. Artı kayıp miktarım 750. Bakın binden küçük bir değer. 750 değerini gidip şeyden alalım. E, depolar konusunda anlattığım yerden alalım. Şimdi 750. Evet. Hangi arada kalıyormuş 750? 750 bu arada kalıyor. O zaman kaç alıyorum? 4 metreyi alıyorum. Eğer arada bir değer olsaydı mesela 850 falan 4,5 metreyi seçecektim. 4 metre değerini alıyorum. O halde 4 metre değerinde buradan seçti. 4 metreyi aldı. Az önce yazdığım aynı şekilde Lx bölü L'ye 0,75 ya da 3 bölü 4'tür. 2 çarpı Lx'le ya ve H su değerim bu da 750'ye eşit olacakmış. E bunu yerinde yazdığınızda h su yerine 4'ü yazdığında 4 çarpı 2 8 tane lx ly'dir. E şuradan da çekerek bunu yerine yazdığında direkt zaten lx ve ly'yi çıkarmış oluyor. Basit bir matematik onun için çok fazla üzerinde durmuyorum. Buraya kadar anlattığım kısımla depolama konusunu bitirmiş oluyoruz. Suların depolanması ile ilgili aklınızda bir soru varsa alabilirim. Yok ise dağıtılması konusuna başlayacağım. Var mı sorularınız? Şimdi geldik su getirmenin son konusuna. Su getirme kendi içinde dört başlık halinde anlatılır demiştik. En son konumuz suların dağıtılması. Suların dağıtılmasını işlerken e, beraber size önem verdiğim kısımlara değineceğim. Sayısal kısımları sonraya bırakacağım. Önce dağıtım şebekelerini tarif etmekle başlayalım. Sularımız depoya getirildikten sonra depodan içme suyu şebekesine dağıtılır. Yani yollarımızın altında, her yolun altında içme suyu şebekesi kanalizasyon ve işte çeşitli hatlar bulunuyor. Bizim içme suyu şebekelerimiz genelde yolların altlarından planlanır. Burada bazı planlama esaslarından da bahsetmiş. Ee, ders konumuzdaki olan anlatıma uymaya çalışacağım. Onun için zamanla gelişecek inşallah. Hızlı bir şekilde takip edelim. Bakın basınç değerlerimiz 20 metre ile 80 metre olmalı. Yani minimum 20 metre, maksimum 80 metre. Nerede? Şebekedeki her noktada. Bakın, şebekedeki her noktada basınçlar 20 metre ile 80 metre arasında olması lazım. Bunlar musluk, şofben gibi cihazların çalışması için normalde her dairede aslında 3 metrelik bir basıncı verseniz bu muslukların, şofbenlerin çalışmasına yeterli olur. Ama 6-7 katlı bina olursa en altında 20 metreden kullanmaya başlar. Altta daha taziklidir daha basınçlıdır sular ama yukarı çıktıkça bu basınç değeri azalabilir. Onun için 20 metre konusuna bu sebeple dikkat etmeliyiz. Yani binanın girişinde 20 metre deniyor. Ama son yıllarda bu biraz değişiyor. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bunu 30 ila 50 arasında çekmeye çalışıyor İller Bankası. Henüz böyle bir şey yok. Ee, şu anda 20 ve 80 kabulümüz. Ama ileride bu değerler değişebilir. Değişebilir. Çünkü bakıyorlar ki uygulamada bazen problem yaşıyorlar. Bu sefer diyor ki minimum basıncı 30 yaparsam daha iyi olur. Çünkü binalarım artık daha yüksek. Şimdi gerçi yeni yasa çıktı. Artık çok yüksek bina yapmaktan geri duruyorlar. Dolayısıyla tekrar bu 20 metre olayı işlenmeye devam edebilir. Bir ara dediğim gibi bunu 30 metreye çıkartalım diye düşündüler. Ama şu anda yine 20 metre. Şimdi küçük olan sebepler nedir? Mesela küçük basınçlardan daha düşük bir basınç olursa ne olur? 20 metreden daha düşük. Oralarda suları rahatlıkla iletemezsiniz. Yani kaliteli bir şekilde su iletimi sağlayamazsınız. Malzemelerde orada birikmelerle karşılaşabilir. Sızdırmazlık problemleri. Mesela 80 metreden yüksek basınç olursa ne olur? O parçalarda sızdırmazlık problemleri olur. Basınçlarla beraber daha fazla suyu sızdırmaya başlar. Bazı yerlerde atar, bazı yerlerde şebeke arızaya düşer. Onun için genelde bunlara dikkat ediyoruz. Daha önce anlattığım bu şebekenin katlara ayrılması konusu var. Ben bunu hızlıca zaten göstermiştim. Buna tekrar değinmiyorum. Şimdi gelelim şebeke tiplerine. Ondan bahsetmeden önce şundan da bahsedeyim. Şimdi dışarıda bir kaynak var. Akarsu kaynağı. Akarsudan suyu alacaksınız. Şu 3 tane anlattığım depoya suyu vereceksiniz. Kaç farklı şekilde verebiliriz? Mesela bakın. Buraya bir tane pompalı sistem kurabilirsiniz. Pompalı sistem. Pompayla suyu çektiniz. Ondan sonra basabilirsiniz. Ne kadarını basarsınız? İsterseniz suyun tamamını şuraya basarsınız. Mesela şurada ihtiyaç olan diye bir Q1 olsun. Şurası Q2 olsun. Şurası da Q3 olsun. Q1 artı Q2 artı Q3'ü en üste yollayabilirsiniz. Buradan ne yaparsınız? Q3'ü buradan sağlarsınız. Q1 ve Q2'yi buna yollarsınız. Buna Q1'i aşağı yollayabilir. Biraz dolanmaşlı bir sistem ama pompayı fazla seçmiş olursunuz. Maliyet yüksek çıkar. Veya ne yaparız? Mesela şunun üstüne yollayalım. Q1 artı Q2 artı Q3'ü yollasın şuraya. Q1'i Q3'ü de yukarıya pompayla yollasın bu sefer oradan yapabilir. Dolayısıyla bunların farklı tercihleri var. Sayfanızın bir sonrasında bu tercihleri burada anlatmış. Yani mesela Q1, Q2, Q3'te bilir, H3'e basılabilir, işte H2'ye gidebilir falan gibi. Ders notunuzda bunları size tarif etmiş. 1, 2, 3'ün numaraları farklı olabilir. Ders notunuzdaki olan numaralara göre size anlattırılmış. Yalnız şunu göstermek istiyorum. Burada hangi şebekede daha fazla debi olduğuna göre karar verebilirsiniz. Mesela eğer yoğunluk Q2'de ise şu arada fazla nüfus varsa fazla nüfus varsa o zaman Q1 artı Q2 artı Q3'ü buraya yollayabilirsiniz. Çünkü şurada az nüfus var. Bütün Q2 debisinin hepsini buraya pompalamaya ihtiyaç yok. O zaman ne yaparım? Şuraya pompalarım. Yüksek nüfusun debisini buradan veririm. Düşük olan nüfusu ayrı pompayla yukarıya götürebilirsiniz. Maliyet hesabı sizin için önemli. Bu gibi şeylerde buna dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim Şebeke teşkili nasıl yapılır? Şebeke teşkili. Şebekeler yapılırken ya dal sisteminde ya dal şeklinde ağ sistemi veya kapalı göz oluşturan ağ sistemi şeklinde yapabilirsiniz. Bunların en iyisi kapalı göz oluşturan ağ sistemidir. Mecbur olmadıkça dal sistemi veya dal şeklindeki olan ağ sistemi kullanılmak istenmez. Sebebi nedir? Bakın sebebi şu. Dal sisteminde şurada bir boru patlasa, şurada boru patlasa ne olacak? Şu altta hiçbir yere su veremezsiniz değil mi? Bütün suyu kesersiniz. Bir tane boru patlasa. Ama mesela şurada bir boru patlasa, burası patlasa suyu ne yaparsınız? Bakın su gelişini çizersem eğer, suyun gelişini kırmızıyla göstereyim. Su bakın hazeden çıktıktan sonra veya deponuzdan. Bakın şurada ikiye ayrıldı. Geldim. Şurada da ayrıldı. E geldim. Buraya da geldi. Bakın buradan da su geliyor. Burada bir yerde bunlar bitecek. İşte bunun planlanmasını yapacağız ileride. Buna kapalı göz oluşturunca bazı hesap yöntemleri var. Onu daha sonra anlatacağım. Mesela geldi, yine geldi veya şuradan böyle geldi. Onlara daha sonra karar vereceğiz. Ortada bir tane göz far diye kabul ediyoruz ve böyle bitiyor normalde. Bakın şurada eğer su patlarsa buna buradan ve şuradan iki yönden de su geldiği için Burayı tevkif vanasıyla kapatırsınız. Vanalarla kapatırsınız. Vanalarla kapattan sonra burada tamir yaparsınız. Şu bölgelere su vermeye devam edersiniz. En iyi yöntem şudur. Bakın burada herhangi bir noktada bir patlak olsa su diğer taraflardan ne yapılabilir? Verilebilir. Söyle bir vanayla kapatırsınız orayı. Burada bakım ve tamir işini yaparsınız. Su diğer taraftan gelmeye devam eder. Ama bakın şu durumda eğer şurada bir patlak olursa buradan sonraki kısma bakım onarımı yapmadan suyu veremezsiniz. Mecbur kalmadıkça dal sistemini tercih etmiyoruz. Pekala ne zaman mecbur kalabiliriz? Ne zaman mecbur kalırız? Mesela öyle bir şey ki bir vadinin sonuna geldiniz. Ucuna ince bir sokağa gidiyorsunuz. Oranın sonu da bir uçurum. O zaman burada mecbur kalarak bu dal sistemini tercih edebilirsiniz. Mecbur kalmadıkça A sistemini tercih etmek isteriz. Ha buna göre şu biraz daha orta bir sistem ama şu en güzel sistemdir. Güncel sistemlerde yapabilen, yapabildikçe uygulanan sistem kapalı göz oluşturan ağ sistemidir. Ve ben bunun size hesabını göstereceğim. Bunun hesabını anlatacağız. Bunun hesabını anlatacağım. Şu hesap basit bir hesaptır. Kitaplarda tarif ediliyor ama ben ders notunda üzerine giderek anlatmayacağım. Burada şebekenin ile ilgili bazı şeylerden bahsetmişler. Önce dal sistemi ve ağ sisteminin farklarını güzelce konuşalım. Bakın dal sistemini anlatmaya başlamış. Fark ettiniz mi? Dal sistemindeyiz. Boruların bir ağacı şeklinde dallar şeklinde dallara benzediği için dal sistemi denmiş. Bu ise bir ağ şeklinde bir tırma, tarmal olarak şey ağ şeklinde sararak her yerden e, ne yapıyorsunuz? İçme suyu şebekesini dağıtmış oluyorsunuz sularınızı. Şimdi tali borular bu dağ sisteminde şöyle bir negatiflik var. Dağ sistemini yapmaya başladığınız zaman. Şimdi gittiğiniz borunun ucunda su bitiyor doğru mu? Şimdi gittik gittik. Borunun ucunda şöyle dağıttık dağıttık dağıttık. Burada su bitti. Buraya bir tane ne koyuyorsunuz? Kör tıpa. Burada bir tıpa var. Kör tıpa. Şurada bahsediyor. Kör tapa. Kör tapa kapattınız. Bu sefer de oluyor. Şuralarda sular kullandırılıkça burada sular da bir durgunluluk olacak. Durgun su. Bu durgun sularda zamanla don tehlikesi olabilir. Don tehlikesi çünkü akmayan su. Akan su erken donmaz ama akmayan su da donabilir. Donduğu zaman sular çevredeki artık boruları ne yapabilir? Patlatabilir. Böyle riskleri de var. Veya buralara yeni bir şekilde bir bina eklediniz diyelim ki. Bu binalara su götürmeye başlarsınız. Şuralarda ciddi basınç düşmeleri olur. Basınç düşmesi olur. Bunlar problemdir bakın dağ sistemlerinde. Ama A sistemlerinde böyle bir problem yok. A sistemlerinde bir taraftan suyu alır, diğer taraftan da basıncı dengeliyorsunuz. Basınç düşme olayı A sistemlerinde bu kadar olmaz. Yine mesela su sürekli hareket ettiği için, aktığı için donma problemleriyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşüktür ağlı sistemlerde. Ama gel dal sistemlerinde bu tarzlarda büyük sıkıntılar vardır. Özellikle ne dedim? Basınçların düşmesi ve suyun donma riski vardır. Dikkat edelim. Evet, gelelim ağ sistemine. Da, e, zaten esas boruları dağ şeklinde olan ağ sistemi ikisinin özelliğini birbirinde barındırıyorlar. A sistemi, A sistemi bizim için e, mümkünse her yerde kullanmak istediğimiz sistem bu sistemdir. Ama bazı dezavantajları vardır. Yani tevkif ve tahliye vanaları koymanız gerekir. Bazı yerlerde tevkif vanası koymadan olmaz. Ne yaparsınız? Boruların kırılması halinde kırılan bölgeyi Memba ve mansabındaki vanalarda kapatılarak mesela bir yerde şöyle bir boru geçiyor. Şurası patladı diyelim ki patladı. Bu soru su bu yönden geliyorsa şurada bir menba yönünde bir de mansap yönünde iki tane vana vardır. Vanaları kapatırsınız. Vanaları kapatırsınız. Böylece bu vanalara tevkif vanası denir. Tevkif vanası. Bunlar kapattığınız zaman e, bu aradaki olan tamir işlemlerini yapabilirsiniz. Esnek bir sistemdir. Ne açıdan esnek? Boruya her iki yönden de ee, su iletimi sağlanabiliyor. Siz bu arayı kapattığınız zaman diğer taraflardan suyun gelmesine devam ediyorsunuz. Dolayısıyla artan su ihtiyaçlarına da kolaylıkla cevap verir. Mesela dal olan sistemlerde artan su ihtiyacı basıncı düşürür. Ama burada öyle bir durum çok fazla yok. Buradaki sistem artan su ihtiyaçlarına karşı kolaylıkla cevap verebiliyor. Hem başında tabi daha fazla özel parça, daha fazla boru gerektiği için pahalı bir sistem dal sistemine göre. Ama sürekli bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla bu dezavantajlar çok önemli değil, avantajları çok daha fazla. Nasıl yapılır? Bakın hangi borulardan oluşuyor? Ana boru, esas boru ve tali borulardan oluşur. Şimdi her boruya dikkat ederseniz bir tane ana boru var. Ana boru. İlk ayrılmaya gidene kadar ki olan kısımlarımız ana borular. Ondan sonra esas borular, esas boru, esas boruları farklı göstereyim. Şununla esas boru bakın esas boru şuradakiler esas boru ama sokaklara caddelere yani binaların içine girdiğiniz sorular şunlar da bizim tali borularımız tali borular tali borular yine bakın bu sistemde ana boru ana boru şu bakın şuna dikkat edin ana boruda herhangi bir binaya su verilmez şurada Bina sarfiyatı sarfiyatına su verilmez. Sadece ne olur? Burada sadece yangın vanası vardır. Yangınlara karşılık sadece su verir. Hiçbir binaya işte yerleşim birimine su vermezsiniz. Ana boruda. Buna dikkat edin. Ana boruda asla su verilmez. Yani bir binaya bir alışveriş merkezine su verme işlemi yapılmaz ne yapılır? Esas boru ve tali borularda su verme işlemlerini yapabilirsiniz. Ama ana boruda sadece yangın debisi barındırılır. Dolayısıyla boru tipleri ana borudan esas boruya esas borudan tali borulara şeklinde gidiyorlar. Şimdi şu diyor bakın şebekede kullanacak minimum boru çapı 100 milimetredir. Ya arkadaş bu değişebilir. Ben bugün boru üreticisi eğer 100 milimetreden daha düşük boru üretiyorsa ben de problem yaşıyorum. Mesela Doğu Karadeniz'de yüksek yerlerde depodan sonra içme suyu şebekesine su verirken burayla içme suyu şebekeler arasında yüksek değerler olduğu için basınçlar çok yükseliyor. Belli bir kottan sonra basınçlar çok yüksek ve bölgama çok büyük. Şebekelerde basınç hesabını göstereceğim size zaten. Şebekelerde basınç hesabı özel bir hesapları yöntemleri var. Bu basınçlar çok büyük olduğu zaman Boru, mu? borunun ne yapabilirim? Çapını düşürecek miyim, yükseltecek miyim? Bakın basıncı düşürmek istiyorum. Basıncı düşürmek için. Acaba ne yapılabilir? Boru çapı artırılır mı yoksa azaltılır mı? Boru çapı artırılır diyenler A'yı azaltılır diyenler B'yi yazsın bakalım. Çapı artırırsak Çapı artırırsak hız ne olur? Çapı artırırsak hız ne olur? Hız düşer. Hız düşerse şuradaki olan çizginin eğimi j değeri f bölü d v kare bölü 2 g idi. Sadece hatırlatmak için gösteriyordum bunu ben. İşlem yapmıyordum hiç. Bakın v'yi azaltırsam j azalmaz mı? Peki, j azalırsa bu j'nin azalması şu hale gelmek değil mi? j azalırsa basınç artar. Basıncı düşürmek için ne yaparım? Çapı azaltırım. Çapı azaltırsam hız değeri artar. Hız artarsam j değerim artar. j artarsa bunu da şurada yeşil açık mavi göstereyim. J artarsa daha dik bir şekilde gelir. O zaman basınç P değeri düşer. Bu ilişkilere dikkat etmek lazım. Bakın şu ve diğer ilişkilere dikkat edin. Dolayısıyla çap büyürse o zaman hız azalır. Hız azalırsa J azalır. J azalırsa yukarı doğru J hareket eder. Çünkü şurası sabit zaten. C yukarı doğru çekilirse o zaman basınç değeri yükselir. Mesela ben bazen e, Doğu Karadeniz'de borularla döşeme yaptılar. Bizim köyde sürekli patlamaya başladı. Nasıl çözecekler? Adamın işte bir tanesi minimum barı çapı 100 mm demiş yüklemiş. İyi de ya bazı yerlerde sağlamıyorsa ne yapacaksınız? Çapla oynamak gerekebilir. Boru üreticisi özel olarak 60 mm çapında boru istediler. 60 mm ile yaptıklarında problem hal oldu. Neden? 60 mm ile Eğim daha fazla oluyor. Yani fazla yük kaybediyor. Biz her zaman fazla yük kaybetmesini istemeyebiliriz. Nerede? Ovaya gidiyorsun. Ovada bir e, su temini yapacaksın. Suyu, enerjisini kaybetmek istemezsin. Ama böyle yüksek arazi kodlarının olduğu yerlerde enerjinin kaybetmesi bazen bize iyi gelebilir. Evet. Anlamayanlar olabilir. Belki ondan cevaplamışlardır yanlışı. Tekrarlayalım. Ben basıncı düşürmek için çözümüm nedir? Çapını azaltırım. Çapı azaltırsam hız artar. Hız artarsa J artar. J artarsa basınç değerim düşer. Dolayısıyla böyle bir işlem yapmamız lazım. Dikkatli olun. Evet, bunlara dikkat edersiniz. Şimdi gelelim. Başka ne kriterlerimiz var? Bu değişebilir. Bakın tekrarlıyorum. Benim sorularımda da bu değer değişir. Bu derste de, bu derste Mesela PVC borusu için gittiğiniz bir e, şeye sayfaya PVC boru sayfasında 60 milimetrelik boru var diyelim ki kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bu derste boru cinsinde boru cinsinde çap varsa alacaksınız. Mesela 60 milimetrelik çap var, şebekede kullanacak mısınız? Kullanacaksınız. Ha güncel olarak yeni sistem yapılır dışarıda yaparken. İller Bankası zaten kendi şartlarını belirler. İller Bankası der ki ben de 60 milimetreden işte 100 milimetreden düşük boru kullanma diyebilir. Bunun amacı nedir? Genelde bağlantılarda ileride burada fazladan basınç birikmesiyle karşılaşabiliyoruz. Böyle bir durumlardan kaçmak için genelde belli çaptan düşüğünü istemiyorlar ama biz uygulayabiliriz. Akış hızı şebekelerde 0.6 ile 1.2 metre bölü saniye. Bakın bu farklı. Normalde ben 0.6 ile işte 1.8 metre bölü saniye arasında iletim debilerinde cazbeli ve terfili iletimde sağlıyordum. Ama şimdi 0.6 ile 1.2 arasında istiyorum. Bu bazı kaynaklarda 0.8 de alınabiliyor ama biz 0.6 1.2'yi kullanacağız. 0.6 metre bölü saniyeden düşük olursa katı maddelerde çökelme olur. 1.2'den büyük olursa borularda aşınmalar olur. Demek ki bu 1.2 de değişebilir. Şuraya da bu notu da yazıyorsunuz. Şu değer alçak değer çok değişmez ama bu borulara göre borulara göre değişebilir. Demek az önce bahsettiğim gibi bir boru 3 metre bölü saniye kadar dayanıklıyım diyorsa bunu 3'e kadar çıkartabilirsiniz. Üst sınır değişebilir. Şebekelerdeki basınçlar 20 ila 80 metre olmalı. Tercihen 40 ila 50 metre veya 30 ila 50 metre aralığını olabilir. Bu önemli değil. Şu kısım sınırlarımız 20 ila 80 metre. Bunlara uymamız gerekiyormuş. Peki bir şebeke sisteminde hangi ek parçalar vardır işletme elemanları? Yangın muslukları var. Zaten her birimiz anlıyoruz. Caddelerin üzerlerinde kendimiz de görmüşüzdür. Yangın muslukları var. Tevkif vanaları var. Tahliye vanaları var. E bir yerde malzeme birikiyorsa eğer oradan tahliye vanasını açarak dışarıya alıyorsunuz. Şebeke düğüm noktaları ve özel parçaları var. Mesela bazen burada bazı parçalar var. Başka yeni parçalar. Mesela basınç düşürücüler var mesela. Basınç düşürücüler. Siz bunu not olarak yazın. Basınç düşürücüler ileride size ihtiyaç duyabilirsiniz. Şebekelerde mesela yüksek basınçla karşılaştınız. Her zaman orada ille maslak yapamazsınız. Mesela bazen oraya maslak yaparak maslakta basıncı düşürerek de yapabilirsiniz. Hani cazibeli ritimde size soru bırakmıştım. Hatırlıyor musunuz? Depoya giderken Şöyle bir tane maslak inşası vardı. Maslak. O soruyu inceleyin. Bakın maslakla ne yapmış olursunuz? Enerji seviyesini buraya getirmiş olursunuz. Bu sefer şuralarda basınçlar düşmüş olur. Yani normalde önceden basınç değeri maslak olmadan önce şöyle gidiyorsa maslak olduğu zaman nasıl yapmış oldunuz? Buraya gidiyordu. Tamam. Buraya kadar gelmişti. Buradan sonra şuna düşürdünüz. Şöyle gidiyorsunuz. Dolayısıyla... Şu hale getirmiş oldum, basınç değerlerini düşürdüm. Genelde mastaklar inşa ediliyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de bazen ara depolar, ara yerler, ara ara depolara mastak olarak da isim verilerek öyle bazı şebekelerde düzenleme yapılabiliyor. Bunları da söylemiş olalım. Bu size gönderdiğim sorularda bunlarla ilgili şeyler de var. Dikkat edersiniz. Şimdi şebeke planının çizimleri çok değinmeyeceğim. Eskiden bunlar e, haritalarla çizilirdi. Bakın burada onların şekilleri de var. Sayısal uygulama yaparken bunlar üzerinde size anlatacağım. Yani bir izoyetlerin göründüğü evin üzerinde aynı e, yollarınızın geçtiği yerleri işaretliyorsunuz. Bunlar yollar. Yolların orta çizgisinin altından içme suyu şebekelerin geçtiğini düşünerek hesaplamalara böyle başlıyorduk. Bugün biz bunu Google Earth'ten veya işte NetGet tabanlı programlarda veya ArcGIS'te yerleştirmiş olan sistemlerde bilgisayar üzerinden sistemde çizerek borularımızın boylarını ondan sonra başlangıç ve bitiş kodlarını belirliyorsunuz. Boruların kodları ondan sonra boyları belirlendiği zaman bunlar şöylece bir hesap tablosuna girilir. Evet. Nerede bu hesap tablom? Ayrı bir sayfa yaptım mı? Yok yapmamışım. Bu hesap tablosunda bakın. Borularımıza isim vermeyi öğreteceğim. Bunların gerçek uzunlukları giriliyor ve arazi kodları veriliyor. Şuradaki arazi kodları. Bunları araziden şu anda Google Earth'te ve benzeri sistemlerle yapabilirsiniz. Sonra geliyor. Bu e, şeyleri, yolları çıkartıyorsunuz aradan. Sadece şu çizdiğim boruları bırakarak boruları çiziyorsunuz. Bu borularla beraber hidrolik hesap yapmaya başlıyoruz. Bu hesabı bu hafta değinmeyeceğim. Bu çünkü biraz uzun şimdi girdiğimde yarım kalır. Bir dahaki hafta ben bununla ilgili size çözümlerde sadece sayısalla ilgili kısımları anlatmaya başlayacağım. Henüz ona girmiyorum. Şemegen'in çizimi bugünlerde artık değişti. Bu teknoloji dediğimiz gibi NetCat, Archis gibi programlardan bunları alarak programlarda yani mesela içme suyu temin hesabını yapan NetGet gibi programlar sadece işi kolaylaştırıyor. Bu derste anlattığım şeyle kendiniz istediğiniz Excel ile bir şebekeyi modelleyebileceksiniz. Dolayısıyla aslında NetGet'e şuna buna hiç ihtiyacınız olmadan bir şebekeyi planlamasını yapabilirsiniz. Şimdi bunları planlarken ileride bazı şeyler var bize lazım olacak onlara değineyim. Bakın ölü nokta teşkili yapılır. Ölü nokta teşkili ileride ölü nokta yöntemiyle e, ee, bir şebekenin hesabını anlatacağım zaten. Çeşitli yeni yöntemler var. Hardy Cross'lar var. Mesela farklı farklı ama ben ölü nokta yöntemiyle ki en klasik yöntemdir. Kapalı gözler oluşturacağız. Kapalı gözler içinde bir ölü noktayı belirleyip depodan itibaren bu düğüm noktalarına göre numaralandırmalar yapılarak oralarda bazı işlemler yapacağım. Sınavda bunlardan çok sorumlu tutmayacağım için değinmiyorum şu anda. Çünkü sınavdan sonra zamanımız var. Buna uzunca değineceğim yani hesabına girmiyorum. Evet. Buna tekrar geri geleceğim. Şebeke boğularının hesabında ihtiyacımız yok. Ölü nokta yöntemini anlatacağım. Hadi Kroos, Newton, yapsın, bunlara ihtiyacımız yok. Evet. Zaten sınavda bunlarla ilgili soru sormadım. Bu kısımla ilgili soru sormadım. Evet. Sözü olarak anlatmış oldum. Sayısal uygulaması ile ilgili olan şuradan sonraki kısma bir dahaki hafta devam edeceğim. Dolayısıyla sınava kadar yani hatta şurası da dahil değil. Bu kısım da dahil değil. Sınavdan sonra devam edeceğiz. 1, 5, 2'ye kadarki olan kısımlardan sorumlusunuz demek ki. 1, 5, 2'ye kadarki olan kısımlardan sorumluyuz. Buradan sonraki olan diğer kısımları önümüzdeki hafta inşallah devam edeceğim.